Hep gidelim. Beyaz orada. Köpesi çözüne mi? Hiçbir zaman Esat Ertaş'lar unutulmayacak. Bunu unutturmamak adına bu yılda belediye başkanlarımızca çeşitli kriminal düzenlendik. Kendilerine yapmış oldukları etkinliklerden ve programlardan dolayı da teşekkür ediyorum. Tekrar bir kez daha büyük gözlerimize Allah rahmet eylesin diyorum. Mekanizlerine tavsiye ediyorum. Sevenlerine başsağlık diyorum. Yoksulluk içinde Türkiye'ye ve dünyaya varlığın ne demek olduğunu anlatarak gitti. O gerçekten varlığın ne demek olduğunu bir kez daha tüm insanlığa öğretti. O türküleriyle, o insan sevgisiyle, o evlat sevgisiyle, o memleket sevgisiyle yaşadı ve o sevgisiyle gitti. Kırşehir ne yapsa azdır. Kırşehir'le Neşet Ertaş bir bütün oldu. Neşet Ertaş'ı Kırşehir'i anlattığı kadar hiçbir süreç anlatamıyor. Ben hem Kırşehir Belediye Başkanımıza hem Kırşehir Valimize sonsuz teşekkür ediyorum. O garip, ben bir garibim dedi ama onun kendisinin garip olmadığını bir kez daha Türkiye ona anlatıyor, anlatmaya da devam edecek. Babanız da ne kadar gurur duysanız azdır. Çünkü onun türküleri bizim sevdamız olur. Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlara sabır diliyorum. Unutamıyoruz. Her gün onunla beraber yaşıyoruz. Bu sene acımız biraz daha katlandı. Çünkü 4 gün önce halamızı da kaybettik. Onu da babamızın yakınında yaşıyoruz. Biraz daha acımız fazlalaştı. Büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmıyorlar, sağ olsunlar. Kıymet bilinirse değerlidir. Biliyorlar, sağ olsunlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bütün geçmişlerimize, bütün büyüklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şöylece biraz acımız var. Yeni başkanımıza da bu arada teşekkür ederim. 7 yıl önce Türkiye ağlamıştı. Şimdi Gökyüzü Dağlı'ya hepimizin başsağlığı. Teşekkür ederim. Yılında hepiniz buraya hoş geldiniz. Küçük bir anma etkinliği içerisinde bir tören bu programın içinde. Tabii hepimizin bildiği gibi 7 yıl önce Türkiye'de yetiştirdiği en değerli ozanlardan birini kaybettik. Türkiye ağlamıştı. Bugün gökyüzü de ağladı. Hep bizim baş sağ olsun diyorum. Bundan sonraki gelecek kuşaklara bu kültürü aktarmak, taşımak bizim toplumsal sorumluluğumuz olarak görüyorum. Geldiğiniz için, destek verdiğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Aslında bu bütün arkadaşlarımıza arka planda duruyorlar ama babam gençlere çok önem verirdi. Gelecek onlar da. Yani bu arkadaşımızın şahsında bütün gençlere verilmiş bir sembolik bir hediyedir. Her ne işi yaparlarsa yapsınlar. İster darbuka çalsın, ister yeri süpürsün. İşini aşk ile yapsın. İşini aşk ile yapsın. Hepsi. Elinden ne kadar gelir o artık kendiniz bileceği iştir ama dediğim gibi sembolik bir şeydir. Bütün gençlerimize, sadece buradaki olanlara değil, bütün memleketimizde bu kültürü benimseyen bütün gençlerimize verilmiş bir şeydir. O yüzden ben arka planda kaldıkları halde bu arkadaşlarımıza da verildiğini belirtmek istedim efendim. Teşekkür ediyorum.